Evet dememizin sebebiyeti budur yani. Ülkemiz için inşallah güzel bir şeyler olur. Memleketimiz için, yani halkımız için, yöremiz için, birlik ve beraberliğimiz için evet diyoruz. Vallahi gençliğimiz biz böyle gördük. Yani şimdi birlik ve beraberliği sağlamak için daima evet diyoruz yani. Ülkemizde böyle kötü şeyler istemiyoruz. Hani işte Hollanda'da gördünüz. Atıyla, itiyle Türk vatandaşın üzerine bıraktılar. Yani bunlar gerçekten insanı içten rahatsız ediyor. Onun için evet diyoruz. Yani Türkiye'nin geleceği için evet diyoruz. Cumhurbaşkanımız için evet diyoruz. Başbakanımız için evet diyoruz. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanımız için, Kars'ın Kağızmanlı olduğunu için evet diyoruz. Yani onun için milletimiz için evet diyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Evet'in demesi budur. Şu anda evet dememiz için, Türkiye geleceği için inşallah huzurlu olur, mutluluğu olur. Bir sefaya kavuşmuş oluruz. Hayırlısı olsun. Baya fark var. Baya fark var. Eskide ben şu anda 50 yaşındayım. Şimdiki ortam, şimdiki gelişmeler Türkiye'nin eskiden iyidir. Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın sayesinde ulaştırma gelen bakanımızın hizmetlerimiz yapılıyor. Sürekli huzur içinde yaşıyoruz. Hayırlısı olsun Türkiye için diyoruz. Niye evet? Burada sayın muhtarlarımın dediği gibi de Allah'ın izniyle bu kadar dış ve iç düşmanlarımıza karşı sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesi artı bir kere hepimiz burada kardeşiz. Kürtlük diye bir şey yok. Bu vatan millet davası. Allah'ın izniyle de inşallah kazanacağız. Bileğine, yüreğine güvenen de hayır diye demez inşallah. Çünkü bu, değil mi muhtarım? Evet. Bu hepimizin bir, yani bütün vatanımız. Burada bir vatan için bir toprakta yaşamıyor muyuz? Özellikle Kazmanımızın, evet. Burada sayın Ulaştırma Bakanımızın da Allah razı olsun. Bir sürü buraya emekleri var. O da bizim gururumuz. Onun da çok emeğini inkar etmemek lazım. Allah bir kere de ondan razı olsun. Burada hepimiz kesinlikle ve kesinlikle kardeşiz. Bu bayrağın altındayız. Binlerce kere evet diyeceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah.